Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un yeni ürünü Transformer All-in-One'ı inceleyeceğiz. Evet Recep. Daha önce Asus'un pek çok ürünü inceledik. Bu da bir All-in-One ama farklı bir All-in-One. Şimdi izleyicilerimizin hepsi All-in-One konseptine aşina değil. Bizi evet. İzleyen en çok seyirci kitlesi tahmin ediyorum ki şu ana kadar masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet ve telefonlarla gördü. Evet. All-in-One'da daha az ürünle karşılaştılar. Bir All-in-One nedir Recep? Ali, biz daha önce bir tane All-in-One nedir videosu çekmiştik ve orada Asus'un ET2710 modeline bakmıştık. Evet. All-in-One kısaca monitörün arkasında bütün bileşenler mevcut, bir kasa yok. Evet. Klavyeniz, fareniz ve güç bağlantınızı bağladıktan sonra bilgisayarı hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablo karmaşası yok, hiçbir uğraş yok, optik sürücüsü yok, USB bağlantıları, her şey monitörün üzerinde. Yani masaüstü bilgisayardaki her şey var ancak kablo karmaşası ve ekstra kasa yok. Evet. Ben de zaten bu All-in-One Transformer'da şu an bağlı olan bir tek arkada güç kablosu görüyorum. Evet. Onun dışında klavyesi, faresi kablosuz. Ekran burada, bileşenler burada. Peki, bir de Transformer bunun adına geçiyor. Evet. Sadece bir All-in-One değil. Evet. Transformer'ı ben özellikle tabletlerden biliyorum ki tabletin klavyesinden ayrılabildiği ürünlere evet. Transformer deniyor. Peki bunda zaten klavye ayrılabiliyor. Evet. Transformer All-in-One nasıl bir ürün? Hadi şimdi belki bilmeyen kullanıcılarımız mutlaka vardır. Transformer kelimesi dönüşebilir anlamına geliyor. Transformer filminden zaten herkes biliyordur diye evet. Tahmin ediyorum ama yine de açıklama gereği duydum. Bu da dönüşebilir bir ürün. Nasıl dönüşebiliyor? Ekranını basit bir şekilde çıkartıyoruz Ali. Evet. Ve görmüş olduğun üzere cihaz 2 saniyede hemen bir tablet oldu. Hemen. Yani evet. Hem tablete dönüşüyor hem masaüstü bilgisayara evet. Dönüşüyor. Evet. Akabinde tekrar. Çok güzel. Ben şey yapıyorum. Bu arada bu kadar iri bir ekranın tablet olması çok ilginç yani. Boyutu ne kadar bu tabletin Recep? Abi 18.5 inç civarlarında bir boyutu var. İlk defa 18.5 inçlik bir tabletle incelemesi de yapmış olacağız Asus evet. Transformer All-in-One sağ olsun. Zaten John Ishii tanıtımında şey demişti. Dünyanın en büyük tabletiyle tanışabilirsiniz diye. Tanışabilirsiniz. Gerçekten dünyanın en büyük tabletlerinden bir tanesi 18.5 inç ile. Aslında burada şunu söyleyeyim. Sadece Asus değil pek çok farklı firma bu tabletlere olan ilgi artınca başta önce 7 inç tabletlere yöneldi. Evet. Sonra 10 inç tabletlerde film izlemek daha rahat oluyor denildi. Şimdi bir de şey aranmaya başlandı. Daha büyük ekranlı tablet yok mu ya? Böyle film izleyelim evde ailecek diye. Evet. Bu da sanırım 18.4 inçte bunun bir göstergesi. Bir de evet. Ben çıkartacağım bakayım kolay mı? Tık diye çıktı. Şu şekilde çevireyim. Arka taraftaki ayakla sen bunu doğru evet, evet. Arka tarafta bir ayak var. Üst tarafta da sen şu anda kullandığın evet. Tutacak var. O tutacak sayesinde aleti kolayca kavrayıp çıkartabiliyoruz. Çıkartırken bize yardımcı oluyor. Hı-hı. Arka taraftaki ayakla da çok stabil bir şekilde masanın veya istediğiniz yerin üzerinde durabiliyor. Bir de ayarlanabilir bir ayak olduğunu görüyorum. Şu evet. An mesela yatay konumda koydum. Yani bu şekilde bunu açılı kullanmak mümkün. Evet. Çok güzel. Peki şunu da sormak istiyorum Recep. Normalde tablet ya da masaüstü bilgisayar kullanırız. Evet. Tablet ve masaüstü bilgisayarı bir arada kullanmanın ya da bu şekilde almanın bir avantajı var mı? Bu arada tak diye indirdim, oturttum artık. Gayet de kaba davranıyorum ve sağlam olduğunu görüyorum. Şimdi Ali, bu aletin en büyük avantajlarından bir tanesi DAC'ı çıkarttığımız zaman, DAC'tan ayırdığımız zaman ekranı DAC'tan, evet. DAC dediğimiz iskele ünitesi yani All-in-One'ın kendisine ayırdığımız zaman Android'e geçiş yapıyor. Burada her şey sonsuz. Ama sen Windows'a tekrar bağlanmak istediğin zaman ekranı tekrar yerine oturtmak zorunda değilsin. Burada iki seçeneğin var Ali. Evet. Bunlardan bir tanesi cihazın arkasında bir tane HDMI çıkışı var. Evet. Bu HDMI çıkışı ile TV'ye görüntü alabilirsin. Hı-hı. Yani aynı anda hem tabletini kullanmaya devam ederken All-in-One'ı da kullanmaya devam edebilirsin. İkinci en büyük alternatif ise Asus'un ürünle birlikte sunduğu SlashTab yazılımı. SlashTab yazılımı. Evet. SlashTab yazılımı Ali çok basit bir tabirle Remote Desktop, uzak masaüstü yazılımı. Evet. Uzak masaüstü nedir? TeamViewer'ı belki kullananlar vardır. Evet evet. Uzaktan başka biri bilgisayarının ekranını kendi bilgisayarı gibi görüyor. Evet. Evet Ali. Aynı o şekilde aynı ağ bağlı olmalı. Tablet ve All-in-One'ın DAC ünitesini aynı ağa bağlıyorsunuz. Yani tableti Android üzerinden girip aynı ağa kastettiğin şey evimizde ya da ofisimizde kurulu olan wireless üzerine zaten cihaz bağlı olacak. Evet, evet, evet. Ali ağı varsa mesela burada kurulu olan ikisi birden Ali ağına bağlı olduğu zaman evet. İkisi ben diyorsun ki tabletten masaüstü bilgisayarımı da oturduğum yerden kontrol edebiliyorum. Aynen öyle. Bizim ofiste kullandığımız modem DSL-N66U. İkisini de DSL-N66U'ya bağlıyoruz ağımıza. Evet. Daha sonra SlashTab yazılımını buna kuruyoruz. Çok güzel. Benzer şekilde yazılımın Android sürümü de tabletin içerisinde mevcut. Evet. İkisini zaten biraz sonra daha uygulamalı şekilde göstereceğiz. Evet, evet, çok basit bir şekilde kendi zaten otomatik tanıyor Ali. Tıklıyorsun ve tablet elindeyken de cihazın masaüstüne erişebiliyorsun. Ve gecikme süresi gerçekten çok düşük.
Yani harikulade bir performansla tabletini eline alıp almışken buradaki masaüstü bilgisayara ulaşabiliyorsun. Anladım. Yani farklı bir kullanım senaryosu var bugün. Bugüne kadar masaüstü bilgisayarlarda alışık olmadığımız bir kullanım diyebilirim. Asus aslında bununla ilgili daha önce bazı ön çalışmalar yapmıştı. Benim anladığım kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla. Çünkü hatırlarsan yeni 87 Yonga setli anakartların lansmanında bahsedilen olay anakartlardaki işte 70'li seride de vardı yanlış hatırlamıyorsam wireless vardı. Evet. Anakartı uzaktan tablette erişip masaüstü bilgisayarı kontrol edebilmek için o zaman daha yazılım özellikleri üzerine Asus çalışıyordu. Evet. Nihayetinde o özelliğin gelip bir ürüne dönüştüğünü görmüş olduk. Tasarım olarak çok güzel. All-in-One'ları beğenmişimdir, şık bulmuşumdur zaten. Benim buradaki temel sorularım her zaman için şu şekilde olacak Recep. Bu kadar büyük bir 18.4 inç tableti kullanmak bakalım kullanışlı olacak mı? Masaüstü performansı nasıl olacak? Evdeki ya da ofisteki hangi kullanım senaryolarda oynayacak? Bunlara bakmak için biraz cihazı kurcalamak, performansını görmek, bir de teknik özelliklerini öğrenmek istiyorum. Evet Ali, teknik özellik demişken istersen biraz başlayalım teknik özelliklerden bahsetmeye. Şimdi bu tabletin içerisinde ayrı bir donanım var. Dock'ın içerisinde ayrı bir donanım var. Evet. Ben Dock'ın içerisindeki donanıma dahilim Ali. Ondan bahsedeyim sana biraz. Evet. İçerisinde güçlü bir işlemci var. Core i5-3350P işlemci var. Önemli bir soru. Evet. Dizüstü bilgisayar parçası işlemcisi mi yoksa masaüstü bilgisayar işlemcisi çok mi? Çok güzel bir soru Ali. Bugüne kadar yapılan birçok All-in-One'da dizüstü işlemcisi kullanılıyordu. Evet. Ve bu yüzden kullanıcılar All-in-One bilgisayarlarından masaüstü kadar yüksek bir performans alamıyordu. Bir de eski nesilde o dizüstü bilgisayar işlemcileri onun da çok büyük payı var. Aynen öyle. Çünkü onun da bir altını çizmem lazım. Bizim yaptığımız en son dizüstü bilgisayar incelemelerinde Intel'in Core serisinin ultra low voltaj alan yani en düşük güçlü versiyonları bile yüksek performans verebildi. Ama eskiden dizüstü bilgisayar işlemcileri gerçekten o kadar güçlü değildi. Neyse dizüstü bilgisayar işlemcisine göre masaüstünün daha güçlü olduğunu biliyoruz. Evet. Neden? Daha çok elektrik yakıyor. Daha çok elektrik yakıyor. 69 watt güç tüketen bir işlemci var içerisinde Ali. Bu işlemcinin sonunda bir P ibaresi var. 3350 P dedim. Bu P şu anlama geliyor Ali. Kendi içerisindeki grafik yongası devre dışı bırakılmış. Normalde Intel işlemcinin içerisinde bir grafik yongası HD oluyor. Varmış. HD grafik 3000, 4000 vesaire oluyor. Bu devre dışı bırakılmış. İçerisinde bir grafik işlemci yok. Cihazın kendine ait bir mobil ekran kartı var. Ekran kartı dizüstü ekran kartı. Çünkü bu boyuta normal bir ekran kartı sığdırmak biraz mühendislik olarak ve ısınma olarak zor olacağından dolayı yani, Asus burada dizüstü ekran kartı kullanmış. Ayrı bir ekran kartı kullanılmış. Ayrı, discrete bir ekran kartı kullanılmış. Onboard ekran kartı değil. GT 730M ekran kartı kullanılmış. Yani Nvidia'nın en son serisinden, GT 700 serisinden 730M kullanılmış. Şimdi birazdan zaten birkaç onu çalıştıracağız ama yine de kullanıcılar merak ediyorlardır. Bu giriş seviyesi bir ekran kartı ama birçok onu rahatlıkla oynatabilecek. Yani açacak bir ekran kartı. Bir ailenin diyorsun çocukların onun ihtiyacını karşılayacak. Karşılayacak bir ekran Elite gamerlar için zaten çok üst düzey ekran kartları var. 780 Ti'li masaüstü versiyonunda orada bilgisayarlar için işine giriyor. Ama onboard ekran kartıyla kıyaslandığı zaman eski neslin yeni dizüstü işlemcilerin içerisindeki grafik yongaları iyi diyorduk. Evet. Ayrık bir ekran kartı her zaman için bunlardan birkaç gömlek daha iyi. Kesinlikle. Çünkü ayrı bir grafik işlemcisi. Nvidia'nın bu noktada mobil sürücülerde 730M'de bakalım o da işin içerisine giriyor. Evet. Hani sadece donanım iyi demek de bitmiyor malum. Senin çok üzerinde durduğun üzere bunun güncellemeleri, BIOS sürümü, driverları bakalım gerçek performansı nasıl olacak diye merak ediyorum. Onun haricinde bir de bir şey sormak istiyorum. Çünkü bu cihaz benim aklımda biraz şu an ev bilgisayarı gibi oluştu. Evet. Hani böyle hem oyun oyna hem kullan ama işte de kullanılabilecek bilgisayar kesinlikle olarak kafamda bir şeyler canlanıyor. Ona girmeden önce şunu soracağım. Depolama çözümü nedir? Ali, depolama çözümü kendi içerisinde, Dock'ın içerisinde 1TB'lik bir sabit disk var. Bu sabit sayesinde SSD yok maalesef. Kullanıcılar tabii ki isterse konfigürasyon SSD ile değiştirebilir. Bunu Asus'ta eğer satın alacaksanız onu değiştirtebiliyorsunuz. Orada benim bildiğim kadarıyla Asus'un belli bir şeyi vardı zaten. Yurt dışından gelen ürünlerde belli büyük miktar siparişin üzerinde yapılırsa custom versiyonlar geliyordu. 25'lik 50'lik olarak geldiği zaman. Şu an mağazalarda satılan senin dediğin gibi sanırım buradaki notlara bakarak 1TB. Evet, 1TB kapasite var. O da aileniz için, dostlarınızı depolamak için fazlasıyla yeterli. Bu 1TB'lik SSD'nin yanında RAM kapasitesinden de bahsedeyim. Evet. 8 GB RAM var. 4 çekirdek işlemci, 730M grafik birimi. Onun yanında 1TB kapasite bence gayet tatmin edici bir performans olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi, tabii işin bir de Android boyutu var. Android boyutunda ben zaten anlatacağım. Android evet. boyutuna geçmeden önce bir tane burada önemli not almışız. Evet. Senin masaüstü bilgisayarla ilgili aldığını söyleyeyim. İçerisinde kullanılan sabit disk SSD değil, doğru. Ancak 7200 RPM, evet. 5400 RPM dizüstü bilgisayar sabit disk kullanılmamış. Evet. Bunun kullanılmamış olması 5400 ile 7200 RPM arasında çok ciddi bir performans farkı var. En azından normal alıştığınız masaüstü sabit disk performansını evet. alacaksınız. Kesinlikle. Bir de bunun haricinde tabii ki RAM'lerin DDR3600 MHz olduğunu da ekstradan belirtmek lazım. Onun haricinde esas tablete gelirsek, tablette benim sevdiğim işlemcilerden birini kullanmışlar. Evet, evet, nedir o işlemci? Burada nasıl Nvidia tercih ederse, burada da Nvidia'nın Tegra Yonga setinden Tegra evet. 3'ü kullanmışlar. Şimdi daha gelişmiş Tegra modelleri gelmesine karşın Tegra 3 8 çekirdeğiyle hem normal Android uygulamalarını güzel bir şekilde çalıştırabilen evet. hem de oyun performansı veren bir işlemci. Doğru. Bu arada şunu sormak istiyorum Ali. Burada ikimiz aslında şey konusunda ortak bir ürün kullanırız. Hani seni tablet, beni şey olarak düşünüyorum. Masaüstü bilgisayar diyorum. Masaüstü olarak düşünüyorum. İki tane ürünü. Ortak bir noktamız var burada. 18.4 inç demiştin. Bir ekranımız var. Evet. Çok büyük bir tablet bu Recep. Evet. Gerçekten. Gerçekten çok büyük bir tablet. Ne tip bir ekran var burada? Bunda HD, Full HD IPS panel kullanılmış. Evet. Dostum çok sevdiği bir panel tipi. Daha önce çok bahsetmiştik. Zaten Asus kendisi monitör işinde olduğu için ekrana çok önem veriyor. Evet. Zaten gerçekten all-in-one'lara da, dizüstü bilgisayarlara da baktığımız zaman ürünün ekranı bizi tavlayan, ürünü sevdiren özelliklerden bir tanesi. Orada bir parlaklık, canlılık görmek istiyoruz. Evet. Yandan bile gözükse 178 derece görüş açısıyla o canlı renkleri görmek istiyoruz. Bir de tabii parlaklık, aydınlık, ferahlık hissi almak istiyoruz koyduğumuz bilgisayardan. Bu 18.4 inç tablette 1920x1080p Full HD çözünürlük var. Masaüstü bilgisayarda da aynı çözünürlük var. Bu sayede uyumlu bir sistem. Full HD uyumlu hem Android hem desktop'ta güzel bir çözünürlük veriyor bize. Zaten Tegra 3 8 çekirdekle birlikte bunu kaldırabiliyor. Performansını tabii Android uygulamaların. Oyunda birlikte bakacağız. Ben 18.4 inçte şimdi 7 inçte ya da böyle 5 inçlik telefonla oynadığım oyunu bunda oynamak nasıl olacak çok merak ediyorum. Bir şey daha sormak istiyorum Ali. Depolama kapasitesi şimdi ayrı. Ayrı. Kendi. Kendi içerisinde 32 GB bunun alanı var Recep. Biliyorsun bu 32 GB tabletlerin içerisindeki alanlar flash depolama oluyor. İster SSD diyeyim, ister MMC flash bellek diyeyim. Evet. Hep aynı mekanik olmayan bir teknoloji. Yani bunu kaldırıp çıkarttığımız zaman senin yaptığın gibi kendi içerisindeki depolama alanından kendi müziği, filmi, uygulaması evet. her şeyi kullanılabiliyor. Bir de sen demiştin senkronizasyon, dosya evet, paylaşımı. Evet, kişileri, takvimi ve dosyaları senkronize edebiliyoruz iki sistem Hı-hı. arasında. Yazılımı kurduktan sonra Android ile ikisi bağlı olduğu zamanlarda Hı-hı. yani dock üzerine oturup evet. dock'ın üzerine ekran oturttuğunuz zaman da ikisi arasında dosya senkronizası yapabiliyorsunuz. Bu tamamen tercihinize bağlı açısı. Çünkü zaten remote Hı-hı. desktop modunda bütün Hı-hı. bilgisayar verilerinize rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. He, diyorsun ki ben senkronize etmem, bunu alırım giderim. Aynen öyle. Masaüstü bilgisayarımdaki dosyayı zaten açarım. Aynen öyle. Slash tab'dan açarım ve takılma Hı-hı. olmadan, çünkü ağınızda zaten 802.11n destekli bir evet. modem varsa, her ikisi de 802.11n destekli ve çift band destekli. Hı-hı. 2.4 GHz ve 5 GHz desteği var. Evet. Hızlı bir şekilde streaming yaparak doğrudan izleyebilirsiniz. Hatta bunun bir özelliği Hı-hı. de var Ali. Bunu mutlaka evet. göstermek istiyorum. Şimdi çıkarttığımız zaman farklı açılarda kullanabiliyoruz dedik ya. Evet. Bunu Surface olarak da kullanabiliyoruz. Microsoft Surface. Harika. Multiplayer oyun oynamak için ailecek başına geçip bir şeyler yapabilirsin evet. ya da toplantıda kullanabilirsin. Ama yalnız Recep sen birazcık orada bireysel baktın işe. Sen kendim çıkartıp kullanırım diyorsun. Bir de şimdi çocuklu çocuklu bir aile için düşün. Şimdi masaüstü bilgisayarda çocuk oyun oynayacak ya da tablette oyun oynayacak, sen masaüstünde çalışacaksın. Evet. Şimdi ben bunu HDMI kablosuyla dediğin gibi o zaman bir tane monitöre bağlayacağım. Evet. Evdeki başka bir tek bir monitör alacağım evet. ya da televizyona bağlayacağım. İşte o durumda ben dosyalarımı senkronize etmeye ya da Android'in 32 GB depolama kapasitesini kullanırım. Evet. Teknik özelliklerine devam edeyim. 2 GB RAM var. 2 GB RAM bir Android tablet için Gani bol bol bir RAM. Genellikle 1 GB RAM kullanılır Android tabletlerde. Evet. Bunun Android sürümü 4.1. Evet. Daha güncel sürümlerin gelmesini de bekliyoruz. Evet. Ali sen 4.1 dedin ama zaten alet hali hazırda 4.2 ile geliyor. Evet. 4.1 orijinal çıktığı sürüm Recep. 4.2 bir güncellemesini Asus yayınladı. Evet. Daha güncel sürüm de gelecek. Çünkü Asus Transformer All-in-One kod ismiyle P1801 ya da P1801 güncel bir cihaz. Yeni bir konsept daha. Dünyada yeni bir konsept. Zaten Asus 2013 sonu 2014 başı itibariyle sadece masaüstü bilgisayarlarda değil, dizüstü bilgisayarlarda, tablet bilgisayarlarda da yeni bir sürü konsept getiriyor. Böyle dönüşebilir, değişebilir. Evet. Herkesin ihtiyacını karşılayabilir.
Android sürümü de burada görebileceğiniz üzere 4.2.1 olmuş. Sistem güncellemesini buradan tıklayıp kontrol edebiliyorsunuz. Güncellemeyi tekrar kontrol et deyip yeni bir güncelleme geldiği zaman buradan alabiliyorsunuz. Asus'un burada sunduğu önemli bir avantaj Android konusunda daima güncelleme desteği vermesi. Evet. En son kontrolü zaten biz dün yapmıştık. O yüzden tekrar kontrol etmeye pek gerek yok. Tekrar kontrol etmeye gerek yok. Buradan auto download over Wi-Fi seçeneğini açıp kapatabiliyoruz. Burada zaten internet bağlantısı meşgul dedi bize. Download'umuz devam ediyor. Şu an dock'a bağlı olduğu için şarj olduğunu görüyoruz hocam. Evet. Dock'tan çıkartıp kullandığımız zaman da uzun saatler boyunca 5-6 saat gibi bir süre boyunca kullanabiliyoruz. Asus'un App Locker, uygulama, dosya yöneticisi, Bitcast, Asus Studio gibi uygulamaları var. Buradan dosyalar içerisinde kolayca gezmek mümkün. Genel olarak biraz Android'in yapısında özelliklerden bahsettikten sonra göstermek istemiştim. Seninle daha önce hatırlarsan Asus evet. Audio Wizard vardı. Bundan bahsetmiştik. Tamam demiştim. Akıcı bir kullanımı var. 18.4 inç bir tablette sanki büyük olduğu için yavaş olacakmış gibi his geliyor insan ama hayır. Tegra 3 olduğu için Full HD çözünürlükte son derece verimli. Hatta ön kamerası bile var evet. Görüntülü konuşma yapmak için. Ali yani. En çok merak edilen konulardan bir tanesi desktop ve tablet Android arasındaki geçiş. Evet ne kadar hızlı oluyor. Evet ne kadar hızlı oluyor bunu bir gösterebilir miyiz? Bunu bir gösterelim. Ben burada mod değiştirme tuşu görüyorum bir tane. Bir tıklayayım bakayım bu mu? Tek tuşla Windows'tayız. Evet. Bunun tabi donanımsal bir tuşu da var hemen ekranın sağ tarafında. Mavi bir tuş. Basıyoruz ve tekrar... Hemen Android dünyasına geçiş yapabiliyoruz. Arada böyle 1 saniye, 2 saniye kadar bir bekleme süresi olabildiğini görebiliyoruz. Bu da doğal. Sonuçta çift işletim sistemi çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Windows'un görüntüsünü buraya veriyor. Bir de tabii bunun alternatif kullanımı senin bahsettiğin Remote Desktop. Onu evet. En güzel tablete ayırdığımız zaman göstermiş olacağız. Evet. Farz edelim ki tablet ayrı. Ben şimdi ayırmadan göstermek istiyorum. Tamam Recep. Şimdi Remote Desktop modüle bağlanıyorum. Yani uygulamaları açıyorum ben. Akabinde burada /tab yazılım var Ali. Evet. /tab'ı açıyorum. /tab yazılımı zaten şey yüklü, DAC'a yüklü, evet. İskele yüklü. Buradan refresh diyorum Ali. Ve zaten bulmuş ama ben yine de nasıl çalıştığını göstermek için şey yapmak istiyorum. Şu an sonucu bağlı değil sanırım. Bir ağ bağlantısının aktif olması gerekiyor. Şu evet. An Wi-Fi'ye bağlanabiliyor olması evet, lazım. Evet, bakalım Wi-Fi'ye bağlı mıyız bu arada. Şu an aslında bağlı gözüküyoruz ama ben yine de bir deneyeyim. Burada zaten cihaz gözüküyor. Falan otomatikli işte IP adresini yazıyor. Şu adres otomatik olarak bulundu. Bakalım ağ sorunsuz bir şekilde bağlıysak, evet ağ sorunsuz bir şekilde bağlı olduğumuzdan dolayı hemen remote desktop modundayız şu anda Ali. Yani şu anda Android'in içerisinde bir uzak masaüstü... Android is accessing this computer diye bir notification çıktı. Aynen öyle Ali. Yani bu masaüstü bilgisayar aslında farklı bir ekrana bağlı olduğunda Android tabletten kişi remote desktop'ta eriştiğinde evet. Masaüstü bilgisayar bu konuda bir uyarı alacak. Evet hatta çıkartalım şimdi. Biraz zor oluyor tabii çıkması şöyle. Evet, 2 saniye çıkarttım ve ayırdığım halde görüntü alabiliyorum rahatlıkla. Zorluğum burada temel sebebi zaten aletin 2.4 kilogram ağırlığı evet. Olması Recep. Evet. Yoksa ergonomi dışında bir zorluk yok. Alt kısmı gösterdiğim zaman alt kısmı da dokun tık diye oturduğunu görebilirsiniz. Evet. Ve bu şekilde hani şey yapabiliyoruz rahatlıkla masa üstüne dolaşabiliyoruz. Arka ayağını açıyorum ben bu esnada. Evet. Açtım. Bırakabilirsin gönül rahatlığıyla. Çok da rahat bir biçimde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu esnada şey açabiliyoruz örneğin. İnternet bağlantısı hatası verebiliyor. Masa üstüne geliyoruz yine. Şurada zaten Android menü tuşlarını görebilirsiniz. Belki biraz yukarı kaldırmam gerekebilir şeyden dolayı. Android tuşlarını görebilirsiniz burada rahatlıkla. Home tuşuyla Android'den evet. Tekrar Android'e döndük. Yani evet, aslında hatta... hiç Android işletim sisteminden çıkmadık. Aynen öyle. Tekrar buradan örneğin dosya yönetimine geçebilirsiniz. Veya açık olan diğer programlar arasında da rahatlığa geçiş yapabilirsiniz. Ben tekrar bunu kaldırıp dokuna koyuyorum. Evet. Dokuna koymadan önce arka ayağı okay, kapatıyorum. Kapatalım. Aslında tepedeki kısımdan kullandığın zaman son derece rahat Recep. Biz şu an oturmuş pozisyonda kullanmaya çalıştığımız için kaldırıp koparmaya... Evet. Bunu biz... yandan tutup koymamız gerekiyor. Bu noktada doğru. Ergonomi işin içine giriyor. Normal bir Asus'un web storage gibi hizmetler olduğunu da görebiliyoruz. Burada cihazı alanlar... Belirli bir süre, Türkiye şartlarıyla ne kadar verdiğini ben not almadım ama yurt dışında 1 yılla 3 yıl arasında değişebiliyor evet. Web storage üzerine verilen genelde zaman. Genelde 32 GB'lık bir cloud depolama kapasitesi, bulut depolama kapasitesi sunuluyor. Aynen o şekilde dediğin gibi MyBitcast ile yönetim, Movie Studio ile Android üzerinde pek çok özellik sunuluyor. Taipei bu arada burada duruyor hava durumunda, Asus Mizen, widgetlere yer koymak isterseniz. Bunu da bu şekilde... ayrı bir bilgisayar, ayrı bir Android cihaz olarak kullanmak son derece güzel. Tabi buradaki yazılımsal geçiş tuşunu gösterdik, donanımsal geçişi gösterdik. Ben tekrar Windows'a geçireceğim.
Ve biraz Windows masaüstü bilgisayar performansı özelliklerinden bahsetmen için sana bırakacağım Recep. Evet. Ali, Windows masaüstü performansı şu an biz yarattığımız üzerine 8.1 kurulu. Evet. Cihaz kendisi zaten Windows 8 ile birlikte geliyor. Hı hı. Windows 8 ile birlikte bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz ama 8.1'i güncellediğiniz zaman bazı evet. özellikler henüz güncellenmediğinden dolayı onları kullanamayabiliyorsunuz. Ondan bahsedeyim. Hı hı. Örneğin Android ile senkronizasyonun 8.1'e güncellenmesini beklemek zorundasınız. Anladım. Ama dediğim gibi buna pek açıkçası ne kadar ihtiyacınız olduğu sorgulanabilir. Çünkü zaten slash tab ile remote desktop yapabiliyorsunuz. Evet, slash tab ile remote desktop yapabiliyoruz. Onun haricinde senin bahsettiğin senkronizasyon Android ve Windows masaüstü arasındaki belge ve dosyaların evet. devamlı senkronize edilmesi diyorsun. Evet, evet. Zaten 18.4 inçlik bir tableti ben bilgisayardan çok uzağa, hani nasıl diyeyim, belki altta üstte iki katta yaşıyorsanız üst kata götürüp alt kata getirirsiniz ama ben çantasına koyup iş yerine götürecek olan çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Varsa da azmini takdir edebilirim 2.5 kilogramla. Evet, şimdi hadi... Oyun performansına bakmadan önce ben istiyorum ki biraz cihazın giriş çıkışlarına ve portlarına daha yakından bakalım. Hadi şimdi sağ tarafa baktığımız zaman ilk olarak slot yüklemeli ve optik sürücü görüyoruz. Evet Recep, slot yüklemeli optik sürücü nedir? Ali, daha önceki optik sürücülerimizde hatırlarsan bir tuşa basıyorduk ve dışarıya bir tepsi çıkıyordu. Evet, tepsinin içine ne yapıyorduk? Şeyi koyuyorduk, optik sürücümüzü içeri fırına veriyorduk. Burada artık tepsi falan yok, doğrudan fırına veriyoruz optik sürücümüzü. Daha önce de gördüğümüz, alışık olduğumuz bir teknolojiydi. Optik sürücü eskisi kadar kullanmadığımız için ev kullanıcıları ve ofis kullanıcıları da tabii hala CD ve disk DVD kullanıyor. Doğal olarak buraya bunu sıkıştırmışlar. Ürünü evet. fazla kalınlaştırmadan içeriye slot yüklemeli koymuşlar. Altında bir tane klavye ve fare sembolü olan USB portu görüyorum Recep. Evet, Ali, bu port USB 2.0 olduğundan dolayı Asus diyor ki klavye ve farenizi buraya bağlayın. Diğer tarafta zaten birazdan bakacağız, USB 3.0 portları var. 3.0 portlarını meşgul etmeyin isterseniz, bunu kullanın rahatlıkla bağlayın diyor. Bunu bu iş için yaptık diyor. Yani evet. PS2 çıkışları vesaire koymadan, çünkü evet. eski nesil değil, artık tamamen yeni nesil yönelik bir cihaz. Aynen öyle. Bu da Android tabletin açma kapama tuşu Recep. Evet. Ya da ekranı işte kapatıyorsunuz, basılı tuttuğunuz zaman menü açılıyor. Klasik ses açma, ses kısmı. Normal Android tabletlerde alışık olmadığımız klavye ve Android sembolleri olan mavi bir tuş. Evet Ali. Bu da ne yapıyor Recep? Windows ile Android arasında tek tuşla geçiş yapmamızı sağlıyor. Aynen öyle. Çok güzel bir tuş bu da. Bunun altında micro USB mini portu USB var. Mini USB sanırım o. Mini USB mi? Mini USB portu var Recep. Bu USB 2.0. Bu tabletin kendi bağlanabilirlik özelliğini sağlıyor. Evet. Tabletin kendi micro SD bellek okuyucusu var. Bunun haricinde aşağıya baktığımız zaman kulaklık ve mikrofon takabileceğimiz jack'i görüyoruz. Bunun altında gördüğümüz port nedir peki Recep? Güç portu Ali. Güç girişi var. Tableti ayrı olarak şarj edebiliyoruz. Tableti yani masaüstü bilgisayardan, all-in-one'dan ayrı bir şarj etme imkanı da sunulmuş. Evet. Bir de hazırlayanda şu açıdayken şunu göstereyim. Bizim kavradığımız tutma kulbu da burada yer alıyor. Evet. Buradan tutup çekerek yukarıya doğru çektiğiniz tablet geliyor. Şu şekilde çekiyorum. Evet. Şu şekilde de oturtuyorum. Kendi mıknatısları var mı yok mu diye daha önce sen sormuştun Recep. Ben şimdi izleyicilerimize söyleyeyim. Evet, bir mıknatıs çekimi hissediyorum elimin altında. Evet. Tablet yuvasına böyle tık diye oturuyor onların da yardımıyla. Süper. Doğru yeri buluyor yani. Senin elini yönlendiriyor. Mükemmel. Bir de öbür tarafa bakalım o zaman. Şimdi biz klavye fare alıcısını buraya taktık ama Ali evet. normalde öbür tarafta olması gibi. Hatta diğer tarafta başka şeyler takılıydı. Çıkartalım. Evet. Super Speed USB portuna, yani USB 3.0 portuna yazık olmasın. Evet. 4 tane USB 3.0 portu var Recep. Biz USB 3.0 portlarını seninle çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Çünkü iki katı bize performans sunuyor pratikte. Aynen öyle. Çünkü biz burada bu cihazları test ederken her birine tekrar programları yüklemek, oyunları atmak, onlardan dosya almak için bayağı saat harcıyoruz. Evet. Burada USB 3.0 gibi hızlı bir portta hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu arada geçenlerde katıldığımız bir toplantının bilgiyi izleyicilerimize paylaşayım. Şu an Thunderbolt portunu da kullanan bazı all-in-one'lar, cihazlar, Asus bilgisayarlar var ama evet. geleceğin USB 3.0 olduğu yönünde artık olay daha ağır basmaya başladı. Thunderbolt evet. pahalı olduğu için. Evet. Üstte öyle bir tane de ne var? Kartokucu yuvası var. Kullanıcılar işte memory kartlarını takarak çektikleri fotoğrafları ve videoları kolayca MMD, SD, SD, HC evet. şeklinde üzerinde yazıyor. Bunun altında mikrofon, kulaklık ve de Kensington mu sanırım? Evet, meşhur Kensington. Bak burada da var.
Yani ikisini birbirine kitlemek de mümkün standa sergilerken. Evet doğru öyle. Gerçekten çok güzel. İkisini de birbirine kitleyebiliriz. Hatta ondan sonra onu bir de şeye kitlersek. Bunu tekrar masaya kitleyebiliriz. Evet, yani evet. Güvenlik olarak bu ürünün taşınabilir olmasını istemediğiniz bir yerde, iş yerinde kullanacaksanız Kensington Kilidi ile tablete ya da bilgisayara 1 metrelik bir mesafe menzil belirleyebilirsiniz. Evet. Güzel özellikler. Bu arada çok bahsetmedik Ali ama ürünün kalınlığı da gayet kabul edilebilir bir seviyede. Şimdi ben tablete baktığım zaman tablet ince hocam. 18.4 inç bir tablet için çok ince hatta diyebilirim. Normal bir ekran monitörden çok daha ince. Arka tarafta da bilgisayar bütün all-in-one boyunca yani bütün ekran boyunca gitmiyor. Bunu daha kısa daha kompakt yapmışlar. Bu da ilginç bir tasarım veriyor. Normalde all-in-one'da şu şekil bir görünüme alışığızdır. Yani burada baktığın zaman açılar tasarım daha farklı. Bütün bilgisayar bunun içerisinde. Bir de bunu HDMI portuyla bağladığın zaman ayrı bir monitörle bu tek başına bilgisayar olarak çalışıyor. Güzel. O HDMI'yi gösterelim istersen. Evet bir de onu gösterelim. Ali şimdi ürünün arkasına baktığımız zaman sadece oradaki portları görmüyoruz. Hı-hı. Ondan önce ben şunu da değinmek istiyorum. Soğutma sisteminden de evet. Çok kısa bir bahsedeyim. Zaten görüyorsunuz şurada ızgaralar mevcut. Hı-hı. Ve cihaz havayı buradan yukarıya vererek içeride oluşan sıcak havayı dışarıya tahliye ediyor. Evet tahliye ediyor. Yani şöyle bir şey var. Haluk Sekendiz'in geçtiğimiz günlerde doğum editörümüzü yaptığı bir mikrosistem toplama rehberi vardı. Evet. Küçük bir kasa içerisine. Bu tür küçük kasalarda ısınmanın daha mı çok daha mı az olduğu sorusuna iyi bir cevap veriyor aslında. Kompakt kasalarda daha küçük bir fanla içerideki havayı daha kolay tahliye edebiliyorsun. Evet. Çünkü içeride daha az hava oluyor ve hava akımı daha güçlü oluyor. Yani küçük bir sistemin içerisini soğutmak aslında iyi bir mühendislikle daha kolay olabilir. Evet. Burada da içerisindeki i5 işlemci, 730 ekran kartı burası sayesinde rahatlıkla soğutulabiliyor. Çünkü ürünü uzun süre kullandığımızda bile hiçbir ısınma hissetmiyoruz. Evet. Masaüstü bilgisayara göre en büyük avantajı bu kadar bir fan seslerinin olmaması, gürültünün olmaması. Çok hafif bir sabit disk çalışma sesi duyabiliyorsunuz. Çok dikkatli dinlediğiniz zaman çok düşük desibellerde bir ses var. Yani sessiz bir odada bile çok rahat sessiz bir şekilde kullanılabilecek bir bilgisayar. Alttaki ayağın tasarımını görüyoruz. Üstte bilgisayarın genel tasarımını görüyoruz. Asus'un burada gri kullandığını, bunun yapısının da plastik olduğunu belirtmem gerekiyor. Sonra giriş çıkışlara geliyoruz hocam. Evet, giriş çıkışlara soldan itibaren başlayalım istersen. Güç girişi var. Zaten şu an takılı görmüş olduğunuz üzere. Ondan sonra Ethernet girişi var. Pek kullanacağınızı sanmıyorum ama yine de olmazsa olmaz artık. Ne tabii, diyeyim. Hızlı internet için Ethernet'i yerleyen insanların sayısı da az değil. Gigabit Ethernet. O Ethernet portu bir defa masanın oraya verildiyse kullanması artık çok rahat. Evet. Ama yoksa wireless hayat kurtarıyor. Evet. Sağda da HDMI çıkış mevcut. Onun sayesinde de harici monitöre görüntü almak mümkün. Bu arada biz cihazı hiç Ethernet bağlamadan wireless bir şekilde bağladık. Aslında masaüstü bilgisayarda da buna iyi alışmaya başladık Recep. Eskiden wireless adaptör olmadan, bir şey olmadan herhangi bir masaüstü işlevi gören bilgisayarı bağlayamaz. Evet. İlla Ethernet ya da bir tane adaptör kullanırdı. Evet. Bu da güzel olmuş. Bir şey soracağım. Bazı all-in-one modellerinde Recep HDMI'yi kullanarak onu bir monitör olarak kullanıp başka bir bilgisayar bağlayabiliyoruz. Evet Ali. Transformer All-in-One'da da böyle bir özellik var mı? Ya da genel olarak All-in-One'larda bu özellik ne zaman olup ne zaman olmuyor? Nasıl anlayabiliyoruz? Ali her modelde yok. Asus'un bazı modellerinde var bu özellik. Hem HDMI in var hem HDMI out var. Yani HDMI girişi sayesinde monitör gibi kullanabiliyoruz. HDMI çıkışı sayesinde dışarıya bağlayabiliyoruz ama Asus açıkçası her modeline dediğim gibi bunu koymuyor. Anladım. Bu modelde koymamış. Bu modelin zaten kullanım amacı diyorsun başka bir monitöre bağlanarak kullanılmak. Evet, çünkü evet. Bunun monitörü bir tablet. Evet. Diğer modellerde de yani HDMI girişinin ve çıkışının olmasına bakabilirsiniz eğer öyle bir kullanım senaryosunu arzuluyorsanız. Evet. Yok normal bir şekilde kullanacağım diyorsanız zaten HDMI çıkışı sizin için yeterli. Zaten şöyle bir alternatif daha var Ali. SlashTap yazılımı Android'de mevcut. Evet. Siz isterseniz SlashTap'ın işlemcisini eğer kullanmak istiyorsanız evinizdeki başka bir bilgisayara kurarak da ona da ağ üzerinden bağlanabilirsiniz. Aa çok güzel Recep. Yani sadece bu 18.4 inçlik tableti bir bilgisayara değil birden fazla bilgisayara bağlamak için kullanılıyor. Evet kesinlikle. Peki ofiste ben bunu 5-6 bilgisayar için yapsam nasıl olur? Çok rahat olur. Hatta zaten otomatik tarama yaptığı zaman bütün SlashTap kurulu yazılımları görüyor. Hı-hı. Hepsine bir şifre veriyorsun Ali. Hı-hı. Bağlanırken şifreyi bir kere giriyorsun ve ondan sonra bütün ofisteki yazılımları uzak masaüstü gibi kullanabiliyorsun. O zaman 18.4 inçlik bu bilgisayarı bir şirketin IT yöneticisine verdik. Evet. 18 bu tableti çıkardı, aldı. Evet. Gitti bir başka bir masaya bölüme gitti, oturdu. Evet. Ağ üzerinden bağlandı.
o katta çalışan herkesin bilgisayarına erişip hepsinin yazılım sorunlarını giderdi. Tek tek ilgilendi. Eriştikleri siteleri kısıtladı. Evet, bu şekilde bir kurumsal yönetim senaryosunda kullanılabilir. Bu benim hoşuma gitti. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani hani bazıları sorabilir. Ben bunu tabletimde yapabilirim diyebilir ama. Evet, yapabilir. Tabii ki yapabilirsiniz. Bu bir alternatif sadece. Bu bir alternatif ve şöyle bir şey var. Tabletiniz en büyük boyutu 10 inç olacaktır. Burada 18.4 inçlik bir tabletten bahsediyoruz. Bir de şu ayakla birlikte koyup masaüstü olarak kullanabilir. Evet. Masaüstü bilgisayarınıza da hala erişebilirsiniz yolda. Evet, evet. Yani güzel. Zaten olan araçları daha iyi kullanmak bizim niyetimiz. Evet. Olmayan özellik iki cihazın bir arada sunulması burada. Biraz daha o zaman giriş çıkışlara baktığımıza göre Recep. Tamam, bir de tabletin şu altında bir en son olarak göstereyim. Tabletin altında oturduğu yuvası var. Kendisine has bir tane. Evet. Arka tarafta bunun da tıpkı kendi bilgisayarı gibi bir tane ayağı var açılan. Şu şekilde tırnağınızı açıyorsunuz. Evet. Farklı açılarda ayarlayabiliyorsunuz. Ve yerleştirdiğiniz açıda kalıyor. Gayet güzel bir şekilde. Altındaki, arkasındaki masaüstünün ayağını da artı eksi 30 derece ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde geriye kaydırıp ayarladığınız zaman dik bir konuma alıyorsunuz. Evet. Şimdi geçebiliriz hocam. Süper. Evet Ali, 18.5 inç ekran için uygun bir oyun indirdik. Evet, 18.4 inçlik ekranda tank oyunu oynayacağız şimdi. Evet. Hatta bunu birlikte oynayacağız. Az evvel oynadığımız maç ortaya çıktıracak. Evet. Size göstermeden önce bir iki maç alalım dedik. Reklamlar geliyor arada. Asphalt 8'in reklamı geldi. Doğal olarak. Bakalım gidelim bir tank maçı yapalım. Görev amaçları. Görevi tamamla bir yıldız ol. 50 saniyede tamamla ikinci. Bütün objeleri yok et. Üçüncü. Recep şimdi tankı yönlendirmeyi sana bırakacağım. Atış etmeyi de ben yapacağım. Bir maçlık bonusumuzu da alalım. Standart paletler. Evet. Şimdi ben tankı hareket ettireceğim. Sen tankı hareket ettireceğim. Ben düşmanlara atış edeceğim. Evet. Tankı orada hareket ettiriyorsun. Evet. Grafikler çok güzel. Çok güzel patlattık Recep. Bunu da patlattık. Bir de paraları toplarsan tanıdan yenmez. Ben sağa sola sıkacağım yine. Canım sıkılmasın diye. Evet. Bir de yukarıda kaldı. Hadi ha gayret. Ah be. İki parayı alamadık. İki parayı alamadık. Evet. Ama sonuçta geniş ekranda böyle. Evet. Sen yönlendir, ben atış edeyim tarzında oyun oynamak mümkün. Bir maç daha yapalım. Ben de onu diyecektim hani. Çok kısa çünkü. Evet. Bir sonrakini seçelim. Evet. Hadi bakalım. Ekranda düşmana dokunarak atış ediyorum burada. Taharet bıraktık buraya. Evet. Bir tane artık daha düşman geldiği zaman otomatik olarak. Taharet güzel temizliyor. Evet gerçekten. Benim atış etmeme pek gerek kalmıyor. Evet. Bence. Ama burada gerek var. Taharetin menzil dışı. Altın parayı da toplarsan. Altın parayı. Yukarıda bir tane kaldı. Daha var. Yukarıda bir tane, iki tane daha var. Evet, birini daha aldık. Son altını alabilecek miyiz? Evet, aldık. Süper. Yani, evde birlikte eğlenebilirsiniz. Çünkü 18.5 inç olduğu için tek başıma elime alıp oyun oynayayım dersem gerçekten zor olacak. Evet. Bu 2.4 kilo ağırlığında diyeceğim. Elde çok uzun süre bununla oyun oynamak o kadar konforlu olmayacaktır. Ama masa üzerinde bu şekilde durması... Android'de bu tarz oyun oynamak diğer tabletlerde kolay kolay yapabileceğim bir şey değil. Yani evet. 10 inç bir tablette şu 18.4 inçte aldığın değişikliğin tadını alamazsın. Evet. Şimdi öyle bir de şey oynayalım istersen. Ben biraz hızlı geçiyorum tabii ama. Başka bir oyun oynayalım. Evet. Robocop var. Robocop aç. Bir açalım. Bu da Glue tarafından yapılmış bir oyun. Deer Hunter'ı yapan firma. Yakın zamanda şimdi yeni Robocop filmi bekleniyor. Evet. Haliyle Robocop oyunları, Robocop oyuncakları, her şeyi tekrar gündeme geliyor. Evet. Robocop'un da bu arada yeni şeyini tamamen değiştirmişler, kıyafetini. Evet, değiştirdiler kıyafetini tamamen de hala bir elinin tam insan eli olması, robot olmaması bana garip geliyor. Yahu elinden vurulur bu adam, o elinden zarar görür diye düşünüyorum yani. Eski bir Robocop izleyen olarak. Evet. Orijinalki yani bir de çok karanlıktı aslında. Sistemin içerisinde insanlar bayağı bir şey yapmıştı, değişmişti. Yeni silah seçin diyor az evvel attığımız maçtan sonra. Evet. Satın aldık, geri döndük. Oyunlar bu başta hep bizi yönlendiriyor Recep. Evet, İlla evet. Bir şey satın almamızı sağlıyorlar, evet, parayı evet. da veriyorlar.
Ya bir de böyle ben bunu pek sevmiyorum Ali ya. Hani işte şuraya git, şunu yap, şöyle yap. Hani insana... Ona tıkla, evet, buna tıkla. Evet, aptal muamelesi yapması gerçekten değil mi? Bırak biraz kendimiz evet. 2 dakikada keşfedelim. Çocuklar çok zeki. Günümüzde 5 yaşında çocuk cep telefonunu eline alıp oyun kurmayı, indirmeyi, oynamayı öğrenebiliyor. Evet, evet, evet. Yaşı daha büyük olan insanlar daha çok zorlanıyor. Alışkanlıklarını değiştirmekte zorlandıkları için. Ama eminim onlar da yapabilir. Şimdi, bunun kontrollerinde de şu şekilde dokunup yer değiştirebiliyoruz. Bir de atış kısmı burada bana düşüyor Recep. Evet. Bana yakın. Düşmanın üzerine getirdiğimizde otomatik atış açıyor. Evet. Böyle yer değiştiriyoruz. Epoch vardı hatırlarsan, biraz ona benziyor kontrol. Headshot aldın Ali. Arkadaşı indirdik güzelce. Düşmanın tam üzerine geldiğinde atış ediyor. Evet. Drone çağırdık. İnsansız hava araçlarının düşmanlarımızı yok etmesi artık günümüzde çok popüler. Battlefield evet. 4'ten filmlere kadar pek çok yerde kullanılıyor. Robocop'un koşuşu. Evet, gerçekten çok hoş. Bu arada 3 kişi geldi sana. İnsanüstü güçlerinizi kullanalım istersen. Sen kullan Recep istiyorsan. Şimdi burada bir tuşa tıklıyoruz. Akabinde 3 kişiyi seçiyoruz. Ve adalet dağıtıyoruz. Evet. Dağıtıldı. Evet. Robocop'un filmlerinde de gördüğümüz bir şeydi bu. Kendisi böyle programda kilitliyordu kişileri, karakterleri, ellerinden vuruyordu. Bu da Robocop'un eski düşmanı. Bir yerini alması planlanan böyle bir tane robot. Bot. Ama bayağı tehlikeli. Kaçabilir misin bu cihazdan Recep? Evet Ali, hemen kaçalım. Evet. Ben kazayla başka önceki oyuna geri döndüm bu arada. Evet, dokunmatiğin. Sanırım. Azizli. İyi oldu aslında, hani oyun arasında dönüp dönemeyeceğimizi görmüş olduk böylece. Valla sıkıyorum ama görüyorsun, heybula gibi bir şeydi Recep. Evet, ısınma var sanırım Ali bizde. Ben bir daha kaçayım, bir daha kaçayım. Sen bir daha kaçarsan sola. Evet. Valla pek bir şey yapamıyoruz gibi. Ha evet, scan yapıyoruz sanırım. Önce tarayacağız ve cihazın üzerinde weak spot bulacağız. Sol taraf weak spotmış mesela. Ateş ederim ama ısındık. Evet. Çok evet. Güzelce. Süper. Zayıf noktasından vurarak indirdik arkadaşı. Robocop'ta da bu şekilde. Bu da kötü adam olacağı belli yani. Bu da bizi iyi destekleyen, iyi karakter olacağı belli. Evet. Hep filmin böyle reklamını da yapmış oluyorlar her altından. Free to play modeliyle de para harcayanlar olursa hani hayır demeyiz. Evet, evet. Oyunun geliştirme masrafları çıkar. Bu Omnicorp, geleceğin dünyasında işte tek şirket, bütün dünyayı ele geçirmiş bir şirket böyle. Evet, Omni zaten tek Omni, anlamına geliyor. Tek. Corporation, olay oradan geliyor temel dünyasında. Şu şekilde ben şuradan bir dokunayım tekrar. Oh. Başka neye bakalım? Yani çok fazla oyun testi yapacağım bir tablet değil benim açıkçası düşünceme göre. Şöyle bir şey yapabiliriz Ali. Pinball falan var, Zen Pinball. Evet, Zen Pinball evet ben yok dedim. Hiç denemedim. Onu bir deneyelim istersen Ali. Ben de ilk defa çalıştırıyoruz açıkçası. Accept diyelim. Evet, son Play as Guest seçeneği varmış. Misafir olarak oynayalım. Oynayabiliyorsak eğer. Tabii ki bir deneyelim. Pinball oyunlarını ben sevmişimdir açıkçası. Windows'ta vardı güzel oyunlar. Hı hı. Burada da umarım... Sorcerer's Lair açıkçası. Evet. Seslendirme de gerçekten hoş bu arada. Single player ve hot seat seçeneği var. Single player açalım. Hot seat'te de tabletin başına başkası geçip o oyun karşılıklarını görüyorsun. Eski bilgisayarlarda çok vardı. Multiplayer devrinden önce stratejide bile Heroes of Might and Magic'te yapardık. Evet. Hot seat. Aksiyon oyunlarında da vardı. Gerçekten devasa bir alan varmış bu arada. Hiç kontrolleri bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum açıkçası. Bakalım o zaman. Evet bak tahmin ettiğim gibi aşağı çekiyoruz. Bırakıyoruz evet, top gidiyor. Bırakıyoruz gitti aynen. Evet çok güzel. İki tarafa dokunarak da paletleri oynatıyorsun. Evet. Puanları topluyorsun Recep. Evet fena değilmişim ben hadi. Pinball'da iyisin. Evet. Peki bir şey soracağım. Masayı sarsabiliyor muyuz? Tilt yaptırabiliyor muyuz yani? Gördüğüm kadar henüz... Yok yaptık. Ha yaptık mı? Hata veriyor bak. Şimdi sallayacağım.
Evet, evet. Gerçekten. Alarm veriyor. Pinball masasını fazla sarsarsan gerçek hayatta. Evet, evet. Alarm evet. verir, kolları kilitler, kaybedersin. Anladım. Çaktırmadan o makineyi böyle dozunda böyle hafif hafif ayağınla tekmeleyerek hile yapman. Ama makineye zarar vermeden böyle makineyi uyandırmadan yapman lazım. Gerçek pinball üstadları sadece o kolları değil yani. Anladım, süpermiş. Ben bu tilt olayın daha böyle bir esprisi oldu. Tilt olmak bu aslında. Tilt oldum abi. Masayı fazla salladım, iptal oldu tadında. Anladım. Eski o salonlardan kalma bir şey. Yani oyunun grafikleri güzel. Genel olarak aileyle, çocuklarla, gençlerle oynanacak oyunlar var. Tegra 3 şu an piyasadaki en süper Android'deki bütün oyunları Full HD'de süper performansla çalıştıran bir işlemci değil ama güçlü bir işlemci. MediaTek'in pek çok alternatif işlemcisinden kat kat güçlü olduğunu evet. söyleyebilirim artık. O zaman Android oyun keyfimize burada bir nokta verelim. Ve evet. Windows oyun keyfimize geçelim diyorum. Windows'a başlayalım. Buradan istiyorsan Windows Remote Desktop'a erişelim önce böylece. Evet, oradan evet. çalıştıralım oyunu. Şimdi hemen ne yapalım buradan? Şeyimizi açalım. Slash tab'ımızı açalım. Nerede biraz bulmak tabi o kadar oyun kurduktan sonra uygulamanın yeri değişiyor. Hepsinin yeri değişiyor Android'in evet. tamamen. Zaten burada otomatik olarak görüyorsunuz DAC arkada. Bu şekilde açalım DAC'ımızı şimdi. Ben kabloların bağlı olmadığında bir yerde göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde bir tableti aşağıya yayacağım. Hiçbir şekilde kablo bağlı değil. Bilgisayarımız açık. Evet, ben bilgisayarımıza bağlantıyı yapıyorum şimdi. Ben hemen. Sana fareyi veriyorum. Evet, teşekkürler Ali. Klavyede, kablosuz klavyenin de güzellikleri çok güzel. Bak şimdi kablosuz klavyeyi bunun önüne koydum. Ayrı bir çalışma şeyi oldu benim için. Evet, gerçekten güzel oldu. Ben hemen buradan ne yapıyorum? Steam'i çalıştıracağım şimdi çünkü bizim biliyorsun Steam'in evet, içerisinde. Evet, portable bir şekilde oynayacağız bunu. Evet. Şimdi Ali, farklı bir mod deniyoruz açıkçası. Evet. Oyun açık. Fakat oyun nerede açık? İskelede açık. Yani Transformer All-in-One'ın DAC'ında açık. Intel i5 işlemci ve Nvidia GTX 730M. GT730M modeli evet. ekran kartı çalıştırıyor bu. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Uzak masaüstüyle bağlandık ve şimdi uzak masaüstüyle performansına bakacağız açıkçası. Bakalım. Bir yarışa gidelim. Events diyelim. Uzak masaüstünde bilgisayarındaki uygulamaları tabletinden erişip çalıştırırken ne kadar gecikme var acaba? Ali, bir gecikme söz konusu. Yani ama şimdi zaten oyunda göreceğiz ne kadar oynanabilir olduğunu. Ona göre bakacağız. Şöyle de bir şey var Ali. Bu gecikmeyi kullandığınız modemin performansı etkileyebiliyor. Hem wireless hem mesela modeme olan uzaklığınız, evet. mesafe. Biz şu an kalın bir duvarın arkasında diğer evet. odadan wireless'a erişiyoruz. Evet. Ama onun da payı var. Ama arada bir kısa bir gecikme, bekleme, erişim süresi oluyor. Kesintisiz bir ikisi arasında geçiş. Yani daha doğrusu slash tab'la masaüstü bilgisayara erişim söz konusu değil. Standart da bu şekilde zaten. Evet. Slash tab 1'de tam ekran oyun aktarımını desteklemiyor. Şu anda henüz Nvidia ile çalışman sürüyor. Onu da destekleyecektir diye düşünüyorum yakında. Yani yazılımsal olarak evet. pencere içerisinde çalıştırıyor evet, oyunları. Evet, evet. Full screen desktop uygulamalarını yansıtma işi ise Nvidia ile yapılacak olan sürücüye bakıyor. Evet. Şimdi bakalım yarışımıza başlayalım. Şu an yarış başladı öyle. Şu an Android tablette oyun oynuyormuşuz gibi gözükse evet. de aslında bilgisayardan bağımsız tableti alıp götürdüğümüz yerde kablosuz klavyeyle, kablosuz fareyle ve kablosuz tabletle masaüstü bilgisayarımızla çalışan oyun oynuyoruz. Evet. Yani ekranımıza uzaktan erişimde yansıtmış evet. oluyoruz. Tabii görüntüyü. Çok hassas olduğundan dolayı kontrolü. Kazalar önemli değil de grafiklere ve genel tepki süresine çalıştırma performansına bakıyorum. Evet. Oynanıyorum şu an çok rahat. Bu oynanabiliyor açıkçası. Masaüstü bilgisayarın masandan kımıldatmadan ayrı bir sehpanın masanın, mutfak masasının üzerinde bilgisayarına erişip oyun oynayabilirsin. Ya evet. da ofiste masaüstüne bilgisayarını bırakıp koltukta oynayabilirsin aynı evet. şekilde. Tabi bununla ilgili rahat ergonomik bir dizayn yapmak gerekiyor kendine nasıl oturup nasıl yapacağını bakmak için. Mesela bu ince klavyeyi tableti bu şekilde eğik koyup önüne koyduğumuz zaman çok güzel bir ayrı bir all-in-one havası oldu. Evet. Şimdi bir de şeye bakalım Recep istersen. Slash tab'da bunu çalıştırdık. Evet. Normal masaüstü modda ne kadar hızlı çalışıyor ona bir bakalım. Bunun için ben kaldırıp takacağım şimdi tabi. Evet. Bu şekilde basıp oturtuyorum. Tık diye sesimiz geldi. Modu da tekrar Windows'a değiştiriyorum. Evet, şu an Android'de tekrar basıyoruz ve Windows'a geçiyoruz. Şu an remote'da evet. değiliz. Evet. Gerçek Windows'dayız. Tam ekran yaptığın zaman zaten daha iyi anlaşılacaktır. Evet, son lastiği kaybettiğimizden de araç biraz sola çarpıyor ama
O hafif gecikme hissiyatı da kayboldu gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, gecikme hissiyatı kayboldu. Aracı artık biraz daha kolay kontrol edebiliyoruz. Grafikler güzel. Evet. Sistem performansı hareketleri daha akıcı. Sıraştım ben hani zaten oyunu pencere çerçevesi oynamak bir kenara film izlemek için daha uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Diyorsun ki ziyade. Ev içi kullanımda zaten yatağında bunu klavye mouse'la bu şekilde oynamam biraz zor. Evet. O yüzden diyorsun film izlemek için ya da dosyalara, müziklere, aile fotoğraflarına erişmek için daha uygun. Evet. Pekala. Diğer oyun performanslarına da bakalım istersen Recep. Evet, evet. Oyuncular bizi tefe koymasınlar Recep, GTA 4'ü oynamadım deyince de GTA 4'ü biz arkadaşlar genellikle testlerde çalıştırabiliyoruz. Evet. Oyunların tam keyfini siz sürerken biz genellikle sisteminizin çalıştırıp çalıştırmayacağı yönündeki destek için uğraşıyoruz. Evet, tabii ki oyunu oynadım aslında ama yani hani buradan sürekli çıkmadım, onu söylemem lazım. Neyse, müjdemi vereyim, GTA 5 PC'ye geliyor arkadaşlar. Kesin bilgi mi Ali? Kesin bilgi. GTA 5'in sistem gereksinimleri kesin olarak açıklanmasa da bizim daha önce topladığımız sistemler çalıştırabilecek. Bu bilgisayarda GTA 730 ile M yani dizüstü modeliyle GTA 4'ü gayet güzel çalıştırıyor. Bakalım GTA 5 çalıştıracak mı, ben de merak ediyorum. Çalıştırmaması için bir sebep yok ama üst düzey ayarlarda oynayacağınız yüksek uçlu bir oyun bilgisayarı değil. Ailenin işini görecek. Hem gençlerin hem sizin oyun oynayabileceğiniz bir bilgisayar olarak ihtiyacı karşılıyor görebildiğim kadarıyla. Evet. Akıcı bir şekilde oynuyorsunuz. Şu an gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Araya en ufak takılmıyor. Hava biraz karanlık olduğundan dolayı da bir şey gözüküyor. Hızlı arabamızı aldık, Mercedes çakması. Oyunda gerçek araç isimlerini kullanamadıkları için. Çünkü şeye izin verilmiyor. Bizim aracımızı çizemezsiniz. Bizim aracımız kıyamet bile kopsa üzerine toz zerresi düşmeden pırıl pırıl görüntülenecek diyor bazı evet, otomobil markaları. Aynen öyle. Oyun yapımcıları da bunları kullanamıyorlar. Çok güzel. Bir All-in-One'da eskiden ilk All-in-One'larda pek oyun oynanamıyordu Recep. Artık hem tablet çıkıyor hem masaüstü modunda oyun oynuyorsun. Hem de tam ekran değil pencerede yaparsan remote desktop'la da oynayabiliyorsun. Evet. Yani bu şekilde oyun rahatlıkla oynanabiliyor. Yani benim gördüğüm en güzel rahatlıklardan biri, tabii herhangi bir masaüstü bilgisayar da takılabilir ama kendinden kablosuz bir klavye ve fareyle geldiği için ciddi bir ergonomi avantajı var. Kesinlikle. GTA 4 testlerimizde bu kadar da 730M ile rahatlıkla oynanabildiğini gördük. Tıkır tıkır çalışıyor, tabii oynamabilmeniz gerekiyor evet, her şeyden. Merak edenler mutlaka olacaktır, onu da gösterelim hani biz grafik onu ayarları. Evet, grafik ayarları, grafik kısmına gelelim. 1920x1080 aspect ratio yoktu. Bu en önemli konu texture quality. Doku kalitesi yüksekte oynuyoruz. Reflection high. Resolution high. Evet. Water quality very high. Shadow quality high. Night shadows off. Geceliğin gölge yok. Anisotropic filtering 4x'te. Evet. V-Sync on. Yani aslında gayet kısıtlayıcı, gayet yüksek grafik detaylarda oynuyoruz. Evet. Tamam, GTA 4 bugün çıkmış ve sistem böyle çok zorlayan bir oyun değil ama çıktığı zaman ben hatırlıyorum ilk sürücüler çok kötü olduğu için en güçlü sistemleri bile kastırıyordu. Evet. Ve gayet oynanası bir oyun arkadaşlar. Yani bu cihazla gayet güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Evet Ali, Transformer All-in-One ile birçok senaryoyu gözlerimine serdik. Temel olarak iki tane kullanım senaryosu olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi masaüstü bilgisayar. Diğeri de tablet bilgisayar. Yani ikisinde de başarılı bir cihaz. Donanım özellikleri yeterli. Yani hem oyun oynatmaya hem gündelik çalışmayı yapmak için güzel sistem özellikleri kullanılmış. Masaüstü işlemcisi kullanmalarını, özellikle i5 kullanmalarını takdir ettim. İçindeki grafik yongasını kapatmaları, aylık bir ekran kartı koymaları da oyunlar açısından kesinlikle daha verimli evet, olmuş. Tabletin kendisinde kullanılan Tegra 3 güzel. Tabii Tegra 4 gibi en son oyunları daha da canavar çalıştıracak, performans edecek bir şey olabilirdi. Ona bakarsan 730 yerine 760-780 kullanılabilirdi ama o zaman üst seviye iki tane oyun cihazı birleştirmiş olacaktı. Evet. Ürünün fiyatı doğal olarak bununla birlikte artacaktı. Kesinlikle. Baktığımız zaman ergonomik olarak da gayet güzel bir ürün olduğunu söyledik. Tasarım çok başarılı bence. Evet, evet. All-in-One'ların zaten tasarımlarını beğeniyorum çünkü kablo karmaşası yok. Kesinlikle. Evin ya da ofisin içerisinde bir dağınıklık yok. Bir farklı bir tarz var. Şunu şu şekilde çıkartıp koyduğun zaman her en basitinden şu şekilde yanında taşıyabiliyorsun. Şu tutma kolunu yapmaları çok güzel. Ayağı böyle ayarlayıp koyduğun zaman belli bir rahatlığı var. Klavyenin ve farenin tasarımı yine genel olarak diğer tasarımlar uyumlu. Uyumlu. Onlar da gerçekten şu arka tarafın görünümüne uyumlu. Evet, evet, evet. Ses konusu da gayet başarılı bu arada. Onu da söyleyelim. Yine Asus'un Sonic Master teknolojisine sahip. Bu alanda ses performansını zaten burada da yazıyor zaten. Gördünüz. Ses konusunda da bence gayet biraz daha sanırım sağa doğru getirmen gerekiyor. Evet.
Gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Giriş çıkışlar gerçekten zengin. 4 tane USB 3.4 portu olması. Bir de sağlam. Gitti. Bak az evvel yamuk oturtayım dedim. Herhangi bir şeylik olmadı yani. Yamuk oturtmadığın zaman tık diye koyduğun zaman oturuyor yuvasına. Evet. Yani artıları gerçekten göze memnun ediyor. Bir daha biraz da eksilerinden bahsedelim o zaman. Evet, eksilerinden bahsedelim. Senin en çok gözüne çarpan eksisi nedir Recep bu ürünle ilgili? Hani açıkçası belki bir depolama olarak SSD seçeneği sunulabilir diye. Evet, biz SSD'ye çok önem veriyoruz genelde bilgisayarların açılış kapanış hızlarıyla ilgili olarak. İçinde 1TB disk alanı sunmaları çok güzel. Bu özellikle birden fazla kişinin kullanacağı bilgisayarda geniş depolama alanı gerekli. Evet. Ancak yanında bir de 128'lik SSD konulsaydı bence fiyat farkına değerdi. Tabii tasarım mühendislik olarak bu cihazın içine sığar mıydı? Bilmiyorum. Mühendisin gözünden bakmak lazım ama sığdırılabilir. Evet. Asus'ta ne tasarımlar yaptı, ne parçalar sığdırdı içine. Buna da sığdırabilir. Evet. Senin gözüne çarpan bir eksi var mı? Benim gözüme çarpan bir eksi, kişiye göre değişmekle birlikte 18.4 inçlik bir tablet, ne kadar benzersiz olursa olsun 2.4 kilo ağırlığında Recep. Evet. Evin içerisinde bir odadan bir odaya tutup taşımak kolay, rahat. Ancak elde tutup accelerometer'dan yararlanan yarış oyunlarını oynamak için tercih edilecek bir şey değil. 2.4 kilo ile elinde çok uzun süre oyun oynayamıyoruz. Evet. Bunu illa ayağını açıp masanın üzerine koyup tablet olarak kullanmak çok daha güzel. Bu film izlemek, dizi izlemek, onun dışında özellikle görselden yararlanmak, remote desktop'ta böyle bir şeyler yapmak, kurcalamak, multimedya kullanımı açısından 1000 kat daha başarılı. Oyun kullanımında yine koyup dokunarak strateji oynadığı zaman çok güzel. Evet. Ama FPS oynayayım dediğin zaman şunu anladım ki 10 inçten büyük bir tabletle oyun oynamak hiç o kadar kolay olmuyor. Sanıldığı kadar kolay değil. 18.4 inçte iki tane baş parmağını kontrol edemiyorsun. Evet. Klavye ve fare desteği olan bazı Android oyunları var ama bunların sayısı maalesef çok az. Aradığınız zaman da sürüm güncellemelerinde bulmak zor. Evet. Windows 8 işletim sistemini seçmiş olmaları güzel. Bunun haricinde bunun ağırlığı haricinde bir tane daha gözüme çarpan eksi var. Bu şimdi türünün ilk örneği diyeceğiz. Evet. Ve tek tuşla Android Windows arası geçiş yapıyorsun. Geçiş bulunuyor. Ama o geçişte bekliyorsun. Bir iki saniyelik, bazen birkaç saniyelik bekleme var. Evet. Ürünü alıp gittiğin zaman bir filmi izliyorsun. Yarıda kaldırdım, ileride odanla devam ettin. Ama üzerinden bağlantıda senkronizasyon olana kadar 2-3 saniye tık tık takılıp ondan sonra toplayıp yüklemeye başlıyor. Evet. Yani orada ufak bir gecikme süresi var. Doğru. Yani bunlar tabii ki kullanıcıya göre tercih meselesi. Kullanıcı belki bunu göz ardı edebilir ama bence... Zaten bu ürünü kimler alacak dediğimiz zaman bu ürünü belirli bir hedef kitlesi, kısıtlı bir alıcı kitlesi olacağını düşünüyorum. Ben de öyle. Her eve girecek tarzda bir ürün değil. Bu meraklılara, heveslilere ilk kez böyle bir cihaza sahip olmak isteyen insanlara hitap edecek bence. Çünkü kaç kişi de olacak? Yani komşunda olmayacak. Kesinlikle. Başka ofiste olmayacak. Pek çok insanda olmayacak. Bir masaüstü bilgisayardan şunu çıkartıp koyduğun zaman bir şaşırtma unsuru var. Cebinde yeterince parası olan insanlar için sadece bu şaşırtma unsuru ya da 18.4 inçlik tablet kullanmak için bile alınabilecek çok güzel bir cihaz. Yani bu değişiklik, farklılık, yenilik bunlar çok güzel. Bunun yapılmış olması. Evet. Önümüzdeki nesilde bu cihaz Transformer All-in-One konseptini Asus devam ettirirse gecikme süresinin de ortadan kaldırıldığı, evet, yine güçlü donanım özelliklerine sahip yeni cihazları da ben merakla beklerim ve incelemek isterim. Benim özellikle istediğim en önemli konulardan bir tanesi ekranın biraz daha hafif olması, ayrılabilen ekran. Değil mi? 2.4 kilogram değil de en azından bir 1.5 kilograma daha yani. Yarı 1.5 kilogram, evet, olsa, evet, 1 kilogram üzerinden tıraşlanmış olsa daha iyi olacak. Bununla ilgili her eksinin bir artı yönü de vardır. Ürünün genel sağlamlığı memnun edecek. Evet. Ürünün baktığımız zaman hem alt kısmındaki bilgisayarın ayağı hem üst kısmı bayağı memnun edici. Çünkü bize gelen test örneği o kadar çok yer gezdi, o kadar çok yol şovuna katıldı ki. Evet. Yani bu 30 derecelik açı yüzlerce değil binlerce defa kullanıldı. Bu tablet sayısız defa çıkartıp takıldı. Lansmanda kullanıldı, gezdi. Çok gezmiş, çok inanılmaz derecede aslında hırpalanmış bir sample incelediğimiz, evet, halde ürün pırıl pırıl. Gayet sağlam. Klavyesi ve faresi de bunlara dahil. Yine de hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar sanırım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Ürünü kendiniz için kendiniz değerlendirin. Evet. Donanım özelliklerini sizlerle paylaştık. Performansını gösterdik. Kendi değerlendirmemizi de yaptık. Evet. Bir inceleme daha sonuna geldik. Sizler birlikte Asus Transformer All-in-One'ı inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.